Martıları görüyor musunuz? Bu her sene bu tarlaya bu mevsimlerde geliyorlar. Herhalde deniz kenarı daha şey, daha soğuk, daha içeri kaçıyor hayvana. Bugün 1 Aralık, hava inanılmaz soğuk. Hatta böyle Balıkesir'in bazı yerlerine de kar düşmüş diyorlar. Ne güzel uçuyorlar. Hadi bakalım, yılın son ayına girdik. Ay, hava çok kapalı. Vallahi nereden tutacağım bilemiyorum yani kamerayı. Öyle bir şey halindeyim. Baya böyle kapalı bir hava var. Eşimle oğlum da baba oğul günü yapmaya gittiler. Bugün birlikte takılacaklarmış. Ben de dedim ki güle güle. Hadi siz gidin ben de yemeğimi yapayım. Oturayım biraz dinleneyim. Kitabımı aldım elime. Sait Faik Abasıyanık'ın Havada Bulutunu okuyorum. Bunu hep gördüğümde şey geliyor. Bu YouTube'da bir video var ya. Bir kız kitap tanıtımı yapıyor işte. Sait Faik'ten Abasıyanık adlı kitap diyor. Hep o video aklıma geliyor. Eşim de sağ olsun kitabı görür görmez yapıştırdı zaten o videoyu bana. Bir yandan da kahvemi içiyorum. Bu kedili kupamı çok seviyorum. Ya bu ara bir Paşa Bahçe'nin semaver bardağım var bir tane. Bir de bu. Sürekli bunlarla bir şeyler içiyorum. Biraz kendime geleyim, dinleneyim. Boncuk da karşımda yalana yalana uyuyacak birazdan. Ben de muhtemelen battaniyeyi üstüme çekeceğim ve kitabımı okuyacağım. Görüşürüz. Bakın burada kim var? Ne yapıyorsun Boncuk? Boncuk böyle cam önünde oturup dışarıyı seyretmeyi çok seviyor. Camlarımı görüyor musunuz? Tertemiz camlarım aralıksız yağmurdan dolayı battı. Ne yapıyorsun Boncukcuğum? Yağmur mu seyrediyorsun? Çok seviyor böyle camın önünde oturmayı. Bayağı dayıyor şu anda. Hadi izle bakalım. Ben de evimizi süpüreyim. Aa, bakın nasıl ısırıyor beni. Bırak elimi. Cici, aferin. Isırmıyor aslında. Sadece böyle dişlerini basıyor. Basıyor sadece. Hadi sen izle. Ben de evimizi süpüreyim. Süpürgeyi bitirdim, Vileda'yı bitirdim, toz aldım. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Sonra çamaşır içine girişeceğim. Bu arada yağmur hala yağıyor. Burada da bir tane uykucu kedicik. Aa, bu arada siz benim telgraf çiçeğimin son halini gördünüz mü? Bayağı büyüdü. Böyle uzaktan göstereyim.
Buraya astım bunu. Bu köşede büyüyecek. Bir ara saksısını değiştireceğim ama bahar gibi yaparım herhalde. Şimdi çok dokunmak istemiyorum. Sana da iyi uykular boncuk. Ne yapıyoruz Ata şimdi? Ata'yla oturduk. Ata şimdi ödevlerini yapacak. Gel bakalım. Sonra da tilki oynayalım. Tilkilerimizi gördünüz mü? Anne dur oyun oynuyor abi. İki tilki yürümüş. Birisi uçurumdan yere düşmüş. Onun için oturtarmış. Sonra o da düşmüş. Bugün hava çok kapalı. Evin de en aydınlık yeri Ata'nın çalışma masası. Şimdi direkt camın önüne koymuştum onu. O yüzden böyle nur inmiş gibi değil mi Atacığım yüzümüze? Evet. Hadi gel şimdi biz Atacığım ödevlerini yapalım. Ondan sonra da size bu ara okuduğum kitapları göstereceğim. Okuduklarımı, okuyacaklarımı. Zaten kitaplarımdaki... O ne ya? Bir elinde sapan, bir elinde şey. Tuç! Ay şu talem yürütmüyormuş. Bu ne yapıyormuş biliyor musun? Bu yürütmüyormuş. Altında bir şey olmadığı için yürütmüş. Bir turçunu alalım hemen. Alalım. Ödevlerin de güzelliğini görüyor musun? Bayılıyorum Atan hafta sonu ödevlerine. Hadi bakalım. Altına bir şey koyalım. Koyalım. Aynen şu yırtmamış anne. Hı hı. Hem uzunmuş uzun bir de altına bir şey koymamışız. Kalbim. Artısını ne yapacağız? Nereden başlıyoruz? Şuradan. Bir besleri çizmeden. Besleri çizmeden böyle şurası var ya. Hı. Tamam hadi bakalım. Hadi bize kolay gelsin. Tamamdır. Ata'nın ödevlerine bir kısa mola verdik. Ata bir arkadaşıma bir şey almaya kadar gitti. Kitaplarımı göstereceğim. Birçoğunu okudum. İçinde birkaç tanesi de okunmak için beni bekliyor. Sonrasında da şey olacak zaten. Bunlar bitince kitaplığımda okunmamış kitabım kalmıyor. Bu yazdan beri okuduklarım Piraye'nin seyir kitabı. Benim son zamanlarda okuduğum gerçekten kişisel gelişim kitaplarının en iyisi diyebilirim. Çok güzel. İlk başta bir sıkıyor ama sonu gerçekten çok güzel. Koridor Yayınları'ndan 6. Koğuş, Anton Çehov. Bu zaten çok bilindik bir eserdir. Bu da çok güzeldi. Bu da yazım okuduğum kitaplardan. Koridor Yayınları diye belirtmemin sebebi şu bez baskı oluşu. Bu bez baskı kitapların inşallah bir gün ileride tamamını almak istiyorum. Caner Karaba okunacak kitaplarımdan. Bu ırkımızın kadın kahramanları. Böyle Türk kadın kahramanların ata geldi. Hikayelerini anlatıyor içinde. Bir saniye. Bu akademisyen anne adıyla bilinen Saniye Benci Kangal'ın Evlat isimli kitabı. Bu da gerçekten çok güzel. İlk başta okurken şey dedim. Aa bu çok tanıdık. Sonra kitabın böyle başından biraz okuyunca anladım ki kendi hikayesini anlatıyor. Kendisi de çok azimlidir. Şu anda bildiğim kadarıyla da doçent. Evet doçent doktor. Masal Terapi. Bu da okuduklarımdan. Bu arkadaşımın kitabı. Ona vereceğim. Bu böyle arkasındaki yazı çok güzel. Bu kitap senin için bir pusula olsun diye hayal edildi. Onu çantanda taşı. Kendini biliyor ayrımında bulduğunda boncuk kızgınlık döneminde ve sürekli miyavlıyor. Arkadan gelen o sesleri ona ait. Kendini biliyor ayrımında bulduğunda, kararsızlık yaşadığında, ruhun yolunu kaybettiğinde kitabı çantandan çıkar. Rastgele bir sayfasını aç ve okumaya başla. Karşına çıkan masal sana yolunu bulmanda yardım edecek. Gerçekten çok güzel bir kitap bu. Çok sevmiştim. Bu canım Hanife Filiz Üstündağlı'nın kitabı. Kendisi benim eşimin amcasının kızı. Benim için de şurada. Bu yaz imzalamıştı. Gerçekten evet, çok güzel bir kitap. Artık benim. Evet, Atacığım adına imzaladı. Evet, içinde böyle çizimler var. Hanife bunları kendisi çizdi. O yüzden onun için de çok değerli. Benim için de çok değerli. Gurur duyuyorum onunla. Benim için de. Evet, Ata için de çok değerli.
Bu kitap bizim için çok değerli. Evet, sevgili Ayda, Zafer ve yakışıklımız Mustafa Atay'a keyifli okumalar. Kitabının da inşallah yolu açık olsun. Bu benim yarım kalan kitabım da hala da yarım kalıyor. Ya bu Kafka'nın bile ne mektupları. Seni ben engel yapıyorum yanlış. Yani pardon, burası değil. Şurası. Yani bitmiyor, gitmiyor. Yani böyle elime alıyorum, okuyorum, okuyorum. Bitmek bilmiyor yani. Hala da duracak herhalde. Bu da böyle en son orkidemin şeyi, çiçeği arasında kurutmuştum. Bu şu an okumam gereken kitaplarımdan bir tanesi. Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler. Olsun. Bu seferlik öyle olsun. Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın diyor. Bu da güzel bir kişisel gelişim kitabı olduğunu düşünüyorum. Ve hadi ödevini yap hadi. Vay, 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 ve vay. Elimdeki son kitap Sait Faik Avasıya'nın Havada Bulut. Bu da annemin. Yani gün içinde. Benim haber... Çok güzel yağmur yağıyor. Benim haberim yokken annemin toyduğu yeni talim. Tükenmez. Tükenmez evet. Ben Türk Edebiyatı çok okumadım açıkçası. Yani çocukluğumda falan okuduğum böyle Reşat Nuri Güntekin eserleri falan var ama hani lise ve ortaokul zamanında okuduklarımı saymazsam çok böyle Türk Edebiyatı okumadım. Ama bir yerden başlamak istiyorum. Başladığım kitap da Sait Faik'in kitabı olacak. Havada Bulut. Buna başladım. Yeni başladım sayılır yani. Bu videoda başladım. Atacağım. Öyle işte şu anda bunlar okuduğum ve okumuş olduğum kitaplar. Bu sene benim kitap açısından. Bu da benim. Verimsiz geçti. Bunlar da benim kitabım. Evet. Çünkü pandemiydi. Çok fazla vaktim yoktu. İşte eşim biliyorsunuz çalışma sistemi çok değişikti. Yani uzun süreli görevlere gidiyordu. O arada Atay'la ilgilenmem gerekiyordu. Bahçeye çıkıyorduk. Ailemin yanındaydım. Bu sene yani 2021 hedeflerimin birçoğunu gerçekleştiremedim diyebilirim size. Olmadı yani, kısmet olmadı ama içlerinden benim bir tanesi var. Benim için böyle söyleme de üzücü oluyor. Yok yok, bu senin için değil anneciğim. Tamam, yine de üzücü oluyor. Neden yani. Üzüldün? Çünkü hedef. Ha, hedefimi tutturamadım. Yok üzülme, bunlar benim yapmam gereken şeylerdi. İleride anladım. Tamam üzülme üzülme. Ama 2021'deki hedeflerimde aslında en çok istediğim şey gerçek oldu. Orada demiştim ki bir kedi sahiplenmek istiyorum. Boncukla ilgili de böyle sorular geliyor. İşte nasıl karar verdiniz, eşiniz nasıl kabul etti, benim eşim kabul etmiyor. Hayır, onu ağzından çıkarır mısın? Onunla ilgili de inşallah yıl bitmeden bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Onu da o zaman anlatırım. 5 dakika konuşmuşum. Şimdi oğlum ödevlerini bitirsin. Ata, seninle ne yapacağız biz şimdi? Kar küresi. Kar küresi yapacağız kendimiz. O yüzden kendimiz. Yapıştırıcı aldık. Evet, arkadaşımızdan yapıştırıcı istedik. Benim arkadaşımda. Evet. Ayla birlikte kar küresi ben yapacağız. Ben de bunları topluyorum da. Ata da kitaplarını topladı. Şimdi kalemlerini, onlarını topluyor. Şöyle bir tane kavanozum var. İçinde de itfaiyeci var. Ne? Normalde şey aradım açıkçası. İşte küçük yerde yaşamanın şansı. Böyle bunun içine işte bir küçük erkek villosu ya da işte bir kardan adam falan aradık ama mümkün değildi yani, bulamadık. Dedim ki atacığım, oyuncaklarından bir tane seçelim. Atanın da oyuncakları çok kıymetli olduğu için benimle şu itfaiyecisini paylaşıyor. Bunu da çok seviyor. Böyle simlerimiz var. Aslında arkadaşımızdan ödünç aldığımız yapıştırıcımız var. Suyumuz var. Aslında anne, ben buna pek oynamıyorum. Yaptığımız iyi oldu. Pek oynamıyorum. Tamam. Tamam. Onunla böyle tabancanın içinde oyun oynayayım. Tamam mı? Tamam. Böyle olacak. Bakalım. Deneyeceğiz. Bu sene çok acayip bir şey ya. Böyle ben çok severim kar kürelerini. Tabii böyle kendin yaptığın şeyleri de daha çok seviyorum ama bu sene acayip bir şey var. Yani herkesin bildiği bir ekonomik kriz var ülkede. Geçen sene mi? Ondan önceki sene ağacımız kırılmış. Yok, geçen sene kırıldı. Ben de ağaca attım. Zaten kırıldı. Bir dahaki seneye bakarız ata dedim. Ama bu sene... Noel ağacı. Noel ağacı. Evet, yılbaşı ağacı. Onun bir tanesi. Ben böyle Noel diye şey yaparmışım. Bakayım. Yok yok, şey değil de. Hani o şeylere takılmıyorum çok da. Ya yani saçma saçma böyle fiyatlar vardı. O yüzden bu sene Noel yılbaşı ağacı almayacağız. Süsleyeceğiz. Başka bir şey bulacağız. Şimdi atacığım, ben şimdi önce bunu kapağına yapıştıracağım. Sen de bunun içine suyu koy. Sonra simleri koy, tamam mı? Taşırmayacağım. Sileriz, önemli değil. Aferin. Taşırdım. Önemli değil, sileriz. Dolunca bırak ama, olur mu? Biraz daha koy. Biraz daha koy. Tamam. Suyumuz yetti. Suyumuz yetti, tamam. Şimdi ben şu şeyi de yapıştırdım. Anne! Heyecandan tir tir.
Şimdi bunun biraz kurumasını bekleyelim. Şimdi itfaiyecimiz burada kuruyor. O kuruya dursun. Biz seninle bu simleri dökelim suya. Ben tamam. Dökebilir miyim? Biz... Tabii ki. Ama iyi dökme bu sim. Önce maviyi mi? Evet. İkisini de dökeceğiz, tamam mı? Tamam. Ben dökeyim. Tamam. Al bakalım bu birinci simin. Ha, çok güzel olacak Atacığım. Ay, ilk defa bir suyun içine sim döküyorum anne. Bunu da ben dökeceğim. İlk defa. Bu da mı bir ilkti? Hadi bunu da dök bakalım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben bilerek böyle maviyle bunu seçmiştim. Şimdi itfaiyecimiz de gördüğünüz gibi kurudu. Şimdi onu simin içine sokuyoruz. Onun ağzını güzelce kapatmak gerekiyor. Görünüyor ya. Simin içinde kaldı. Böyle bir oyuncak mı olur? Aa, akıttı. Bir sorun varmış. Hiç kapağın. Yani denemek aklıma gelmedi. Artık böyle koyacağız bunu. İçine böyle ataçlarını falan koyar. Ve birkaç başarısız girişimden sonra sonunda bir kar küresi yapabildik. Gerçekten. Şu an her yerimiz ışıl ışıl. Evet Atacığım, bu kavanoz akıtmıyor. Nasıl taban oluyor? Ne bakıyorsun? Bak böyle. Neyse. Her yerimiz şu anda sim atayla. Ne diyoruz? Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. Sim seçti. Sim seçti. Güzel oldu mu anneciğim? Evet bak. Hadi güle ben güle kullan. Şimdi benim videomuz. Görüşürüz. Deneme 3, 4, 5. Kaçıncı deneme oldu bu adı? Bin mi oldu? Valla videoya Atay'la birlikte bir veda çekemiyoruz. Neden çekemiyoruz? Çünkü çünkü ben konuşamıyorum. Konuşmayı unutmuşum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça bizim evde bir tane daha vardı ya. Badık. Nerede o? Getir bakalım hadi onu. Şurada. Bitiremem ki. Bir saniye. Hadi sen de bay bay yap. Sen de bay bay yap boncuk. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.